alay etmek Sual: Müslümanlarla alay edenlere karşı tavrımız nasıl olmalıdır? Cevap: İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki: Hindistan'daki İslam düşmanlarının azgınlarını görüyoruz. Müslümanlarla alay ediyorlar. Müslümanları kötülüyorlar. Ellerine fırsat geçerse, güçleri yeterse Müslümanlara her işkenceyi yaparlar. Hatta hepsini öldürürler yahut onları dinden, imandan ayırırlar. İslam terbiyesini, ahlakını, hayasını, şerefini yok ederler. O halde Müslümanların bu azgın kafirlere uymamaları, bunlardan sakınmaları, bunlara aldanmamaları, bunun için Allahü Teala'dan haya etmeleri lazımdır. Haya imandandır buyuruldu. Müslüman olanın böyle çirkin işlerden sıkılması lazımdır. İslam düşmanlarını Allah'ın emirleriyle alay edenleri, helale, harama aldırış etmeyenleri zararlı bilmelidir. Bunları aşağı tutmalıdır. Bunlara yardımı dokunan her hareketten sakınmalıdır. Bir kimsenin Müslüman olmasına alamet, İslam düşmanlarını tanıması, onlara aldanmaması, sözlerini dinlememesidir. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de Tevbe Suresi 28. ayetinde, kafirlere necis yani pis dedi. 95. ayetinde de rics buyurdu. Rics de pis demektir. Bunun için Müslümanların kendileriyle alay eden kafirleri pis ve zararlı bilmeleri lazımdır. Böyle bilince onlarla arkadaşlık yapmazlar, onları sevmezler, onlardan sakınırlar. Onlarla birlikte bulunmaktan nefret ederler. Böyle kafirlerle meşveret etmek, işleri onlara danışıp, onların sözüyle hareket etmek, bu din düşmanlarına kıymet vermek olur. Hem de onları çok yükseltmek olur. Onlardan yardım, şifa beklemek ve hele onlar vasıtasıyla dua ve ibadet etmek boşuna uğraşmaktır. Mü'min suresinin 50. ayetinde ve Ra'd suresinin 14. ayetinde mealen, kafirlerin duaları ancak dalalettir buyuruldu. Yani İslam düşmanlarının duaları kabul olmaz. Hiç fayda vermez. Kafirler, papazlar vasıtasıyla yapılan duaları Allahü Teala hiçbir zaman kabul etmez. Böyle duaların Müslümanlara faydası olmaz. Yalnız bu surette o dinsizlere bir kıymet verilmiş olur. Onlar dua ederken putlarını, Allah'ın düşmanlarını araya korlar. Onlardan dua beklemenin kötülüğünün, çirkinliğinin nereye kadar uzandığını Müslümanlığın temelinden yıkılıp kokusunun bile kalmayacağını buradan anlamalıdır. Büyüklerden biri buyuruyor ki sizden biriniz divane olmadıkça tam Müslüman olamazsınız. Burada divane olmak İslamiyeti yaymak için çalışmak, çabalamak ve bu arada kendi faydasını ve zararını hatırına bile getirmemek demektir. Müslümanlığa dokunmasın da her ne olursa olsun, olmayan da olmasın. Yeter ki Müslümanlığa bir zarar olmasın. Müslümanlık demek Allahü Teala'nın ve onun peygamberinin razı olduğu, beğendiği şeyler demektir. Allahü Teala'nın razı olduğu şeyden daha kıymetli ne olabilir? Sual: Bazı cahiller şakayla ben hocaların bulunduğu cennete değil, dansözlerin şarkı çalıp oynadığı cehenneme gitmeyi isterim diyerek gülüyorlar. Böyle söyleyenlere Gülen de kafir olur mu? Cevap: Cehennem gülüp oynama yeri değil, şiddetli azap çekme yeridir. Dinin bir emrini böyle alaya almak küfrü gerektirir. İsteyerek buna gülen de küfre girer, yani kafir olur. İradesi dışında gülerse küfür olmaz. Dinle alay edenler, gülerek günah işleyenler cezalarını elbette ahirette görürler. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, gülerek günah işleyen, ağlayarak cehenneme gider. İnanmayanların alay ettikleri gibi, cehennem gülüp oynama yeri değil, zalimlerin, hainlerin, şiddetli azap görecekleri bir ceza yeridir. Cehennem o kadar korkunç bir yerdir ki, günahsız olan melekler bile onun dehşetinden korkarlar. Peygamber Efendimiz, Cebrail aleyhisselamı çok üzgün görünce sebebini sorar. O da, cehennemin öyle kızgın bir alevini gördüm ki, onun tesirinden hala kendime gelemedim diye cevap verir. Bir başka husus, hocalara kesin cennetlik denemeyeceği gibi, dansözlere veya diğer büyük günah işleyenleri de kesin cehennemlik denemez. Kim olursa olsun, imanla yani Müslüman olarak ölen cennete gider. Kim olursa olsun, imansız olarak ölen de cehenneme gider. Sual, kimi dinle, Allah ile alay ediyor, çirkin iftiralar yapıyor. Böyle bir kimse tövbe ederse affolur mu? Cevap, elbette en azılı kafir pişman olur, sıdk ile, ihlas ile, kelime-i şehadet getirirse tertemiz Müslüman olur. Bütün günahları affolur. Dinle alay etmeye devam edeninse yaptığı yanına kalmaz. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyuruluyor ki, Allah'a karşı yalan uyduranların yüzleri kıyamette simsiyah olacaktır. Zümer suresi 60. ayeti.